10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı sayfa 98 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı sayfa 68 cevabı. 1. Peygamberimizin namaz ve oruç ibadetleriyle ilgili üçer hadisi şerifini bulup defterinize yazınız. Cevap: Namaz ibadeti ile ilgili hadisler. Muhakkak ki sizden birisi namaz kılarken, aslında Rabbine dua ve niyazda bulunur. Onunla konuşur. Buhari, Salat, 36. Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secdede olduğu haldir. Müslim, Salat, 215. İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekte hakkıyla vermek, Allah'ın evi Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Buhari, M.N. 1. Namaz gözümün nurudur. Nesi, İşaretun Nis, 1. Oruç ibadeti ile ilgili hadisler. Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır. Taberani, Mucemul Evsat, C4, S, 189, Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder, o ayda duaları kabul eder. Heysemi, Mecmavuz Zevada, C3, S, 344. Yalanı ve cehaleti bırakmayanın, oruç için, yemeği içmeyi terk etmesine gerek yoktur. İbn Mace, Siyam, 21. İkinci Peygamber Efendimizin çokça yaptığı bir duayı öğrenerek arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, düşkünlükten, zilletten ve meskenetten kuşkusuz sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fasıklıktan, ayrılık ve ihtilaftan, nifaktan, gösterişten ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten ve açlıktan kuşkusuz sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü yoldaştır. Diyanetten de sana sığınırım, çünkü o ne kötü arkadaştır. Tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, ömrün en kötü çağına ulaşmaktan, Deccal'ın fitnesinden, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, kuşkusuz biz senden yolunda inleyen, ürperen ve tövbe eden kalpler istiyoruz. Allah'ım, kuşkusuz biz senden kesin bağışlamanı, emrinin kurtarıcılarını, her günahtan selamet, her iyiliği elde etme, cenneti kazanma ve cehennemden kurtuluş istiyoruz. Allah'ım, kuşkusuz ben tembellikten, yaşlılıktan, günah işlemekten, borçlanmaktan, kabir fitnesinden ve azabından, cehennem fitnesi ve azabından, zenginliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Mesih Deccal'ın fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı suyla, karla, doluyla benden temizleyip uzaklaştır ve kalbimi beyaz elbisenin kirden temizlenip arındırıldığı gibi hatalardan arındır ve hatalarımı benden doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Allah'ım, verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım. Üçüncü Peygamberimizin hayatında katıldığı gazvelerden birini araştırınız. Cevap: Silem tarihçilerine göre Hazreti Peygamber, Asm'in emir ve kumandasında 27 gazve gerçekleşmiştir. Bu gazveler şunlardır: Ebvi, Buvat, Bedrüldeli Sefeven, Züllüşehir, Bedir, Beni Kaynuka, SVK, Karkara Türkür, Gatafin, Beni Süleym, Uhud, Hamralesed, Beni Nadur, Bedrül Mevidi, Zatürriki, Dimetül Cendel, Müreysi, Beni Mustalik, Hendek, Beni Kurayza, Beni Lihin, Gâbe, Hudeybiye, Hayber, Mekke'nin fethi, Huneyn, Taif ve Tebük'tür. Bu gazvelerden sadece 9'unda çarpışma meydana gelmiştir. Edva Gazvesi, Ebba Gazvesi, Veddan Gazvesi olarak da bilinmektedir. Hazreti Resul-i Ekrem'in,
A. Müşriklere karşı yaptığı ilk gazvedir ve Hicr'in kameri 2. yılda meydana gelmiştir. Bazıları bu gazvenin Hicret'in 2. yılının Sefer ayında, Hicret'in 11. ayı gerçekleştiğini ve bazıları da bu gazvenin Medine'de 12 ay ikamet ettikten sonra vuku bulduğunu yazmışlardır. Hazreti Peygamber S.A.A. Sad B. Ubade'yi kendi yerine vekil bırakarak, Muhacirlerden 60 atlı ile birlikte Kureyş kervanının ve Benci Damre B. Kenane gibi bölge kabilelerinin üzerine gitmek için Medine'den ayrıldı. Ensardan hiç kimse bu gazveye katılmadı. Bugün de İslam ordusunun sancağı Hamza B. Abdülmuttalib'in elindeydi, Hazreti Resulullah S.A.A. Ebba bölgesine ulaştığında Kureyşlilerden bir eser yoktu. İslam ordusu Ebba bölgesinde konaklarken, Benci Damre kabilesi sulh ve barış anlaşması için Allah Resulü'nün S.A.A. huzuruna geldi ve kabilenin reisi olan Mahşi B. Amere Müslümanlarla barış anlaşması imzaladı. Anlaşmanın içeriği, bu anlaşmada şunlar kararlaştırıldı. 1. Onlar Allah Resulüne S.A.A. ve Allah Resulü de S.A.A. onlara karşı toplanmayacak. 2. Bu maksatla saldırı ve hücum, hiçbir düşmana yardımda bulunmayacaklar. Bu gazve için 15 gündür Medine'den uzak kalan Hazreti Resul-i Ekrem S.A.A. anlaşmanın yazılmasının ardından tekrar Medine'ye döndü. 4. Adı, adalet ile özdeşleşmiş olan Hazreti Ömer'in Rama adaletine bir örnek bulunuz. Cevap, Hazreti Ömer, Rama, halife olduğu zamanda 400 dirhem paraya ihtiyacı olmuş ve bu parayı da Abdurrahman B. AVF Hazretlerinden istemişti. Abdurrahman B. AVF Hazretleri, Hazreti Ömer'e şu telkinde bulundu. Ya Ömer! Parayı benden mi istiyorsun? Halbuki Beytülmal senin elinin altındadır. Parayı oradan al, sonra iade edersin. Hazreti Ömer, Abdurrahman B. AVF Hazretlerine şöyle cevap verdi. Ya Abdurrahman! Parayı senden istiyorum. Çünkü borcu ödeyememe gibi bir durumda seninle helalleşmek kolay olur. Ya mirasımdan bir miktar ayırırım veya helalleşiriz. Ama ben, devlet hazinesinden alırsam, bütün Müslümanlarla helalleşmek lazım gelir ki, bu da mümkün olmaz. O zaman, ne benim malım onu ödemeye yeter, ne de amellerim ahirette beni kurtarabilir. Bu kadar ağır bir yükün altına giremem ya Abdurrahman. 10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 68 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.